Değerli katılımcılarımız, güzel bir Bursa akşamında BTBR Akademi için tekrar bir araya geldik. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu akşam bizlerle birlikte Mehmet Sincik hocamız olacak. Profesör Doktor Mehmet hocamız. Bizlere yağ bitkileri yetiştiriciliği konusunda destekte bulunacak, eğitim verecek inşallah. Biz aksilik olmazsa internette biraz bağlantı problemleri yaşayabiliyoruz ama arka planda onları halletmeye çalışacağız. Bir kopukluk olursa Mehmet hocamız ekranda kalmaya devam edecek. Ben en fazla gidip gelirim. Bu konuda bir sıkıntı olmasın. Onun öncesinde Mehmet hocamızı ben birazcık sizlere gıyabında tanıtmak isterim. Bir yanlışım olursa da Mehmet hocam düzeltir inşallah. Mehmet hocamız 1972 doğumlu ve akademik hayatına da Uludağ Üniversitesi'nde başlamış. Lisansını, yüksek lisansını ve diğer akademik bölümlerini tamamlamış. Uludağ Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümünde tamamlamış. Mehmet hocamızın Uludağ Üniversitesi'ndeki biyografisine girdiğimiz zaman birçok yayını yaptığını, birçok akademik dergide yer aldığını ve birçok çalışmada yer aldığını göreceksiniz. Dolayısıyla hani gerçekten bu konuda uzmanlaşmış bir hocamız diyebiliriz. Dolayısıyla bu akşam da bizlere anlatacak konu gerçekten hem ülkemiz için hem de bir ziraat Bursa, şehri olan Bursa için oldukça önemli bir konulardan bir tanesi. Dolayısıyla kendisini can kulağıyla dinliyor olacağız. Mehmet hocamız az sonra bizlerle sunumunu paylaştıktan sonra bir tane şeyimiz olacak, anketimiz olacak. Bu anketimizi sizlerden cevaplamanızı istiyoruz. Bunun nedeni de bir sonraki eğitimimizi daha iyi şekilde planlayabilmek ve oluşabilecek aksaklıkların da önüne geçmek ve sizlerden feedback alabilmek dolayısıyla. Onun öncesinde de Mehmet hocamızla sizden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Ufak bir soru cevap kısmımız olacak. Daha sonra da panelimizi inşallah bitireceğiz sağlıklı bir şekilde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mehmet hocam, artık sözü size bırakayım. Bir eksiğim, kusurum olduysa affola diyeyim. Ve sizleri dinliyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim Serhat Bey. Öncelikle sizi ve değerli katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ayrıca yarın biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Kendisini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Bu akşam sizlere yağ bitkileri yetiştiriciliği konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Önce bir yağ bitkilerinin önemi ve ticaretinden kısa bir süre bahsettikten sonra da bazı önemli yağ bitkilerin yetiştiriciliğini özetlemeye çalışacağım. Öncelikle sunumumuzu ekrana yansıtalım. Ondan sonra devam edelim. Öncelikle yağ bitkilerinin öneminden bahsetmek gerekirse yağ bitkileri bitkisel yağ elde etmesinin yanı sıra içerdikleri değerli protein, karbonhidrat, mineraller, vitaminler nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli yeri olan bitkiler ve çok yönlü kullanım alanlarına sahip bitkilerdir. Sanayide ham madde kaynağını oluşturmakta. Örnek verecek olursak soya fasulyesi şu anda dünyada en fazla tarımı yapılan yağlı tohumlu bitki durumunda. Bu bitkiden sanayide 140 farklı ürün elde edilmekte. Katma değeri yüksek ürünler elde edilmekte. Bitkisel yağın yanı sıra çeşitli amino asitler, lesitin, matbaa mürekkebinden tutun, soyanın işte eti, sütü, kıyması, soslarına kadar çok değişik ürünler elde edilebilmekte. Yine ayçiçeğinde hem bitkisel yağın yanı sıra çerezlik olarak kullanımı var, hayvan yemi olarak kullanımı var. Yine yağlı tohumlarda üretim fazlası yağların biyodizel olarak kullanım imkanı var. Bunun gibi hepsinin çok yönlü kullanım imkanları var. Yine hayvansal yağların üretiminin sınırlı olması, pahalı olması sebebiyle insan beslenmesinin özellikle bitkisel yağ açığı bitkisel yağlarla ağırlıklı olarak kapatılmakta. Bugün dünyada tarımı yapılan önemli yağ bitkilerine baktığımızda soya, ayçiçeği, pamuk tohumu, çiğit, kolza, yer fıstığı, susam, aspir gibi bitkileri saymak mümkün. Tabii burada pamuk tohumu, çiğit de özellikle önemli bir yağ kaynağını oluşturuyor dünyada ve ülkemizde. Daha çok margarin sanayinde kullanım alanı bulmakta. Ülkemizde coğrafi özellikleri, iklim özellikleri nedeniyle
zengin bir iklime sahip ve dünyadaki önemli yağ bitkilerinin hemen hemen hepsinin yetişebileceği özellikler taşımakta. Ama biz tabii bu avantajımızı yeterince değerlendiremiyoruz maalesef. Ve şu anda ihtiyaç duyduğumuz yağlı tohumlu bitki ihtiyacımızın ancak yarıya yakınını karşılayabiliyoruz. Diğer kısmını ithalatla maalesef karşılıyoruz. Dolayısıyla bu bitkilerin tarımının ülkemizde geliştirilmesi ve üretimlerinin arttırılması büyük önem taşımakta. Yine yağlı tohumlu bitkiler ya da yağ bitkileri önemli bir enerji kaynağı. İşte vitamin minerallerce zengin demiştik. Özellikle bazı esansiyel yağ asitleri var. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu omega 3 ve omega 6 yağ asitleri. Bunları vücudumuz sentezleyemiyor ve dışarıdan alınması gerekiyor ve bitkisel yağlarla bunları dışarıdan alabiliyoruz. Yemeklere lezzet kazandırıyor. Yine acıkmayı geciktiriyorlar. Organları dış etkilere karşı korumada yardımcı oluyorlar. Ham madde olarak sanayide kullanılıyorlar. Yine üretim fazlası kısımlarda biyodizel üretiminde kullanılmakta. Burada yine özet olarak sanayide ham madde olduğunu, yine yem sanayinde özellikle yağlı tohumlu bitkilerde yağ çıkardıktan sonra geriye kalan küspe enerji ve protein bakımından zengin olduğu için yem katkı maddesi olarak kullanılmakta. Yine toprak verimliliğine katkıları önemli. Özellikle soya fasulyesi, yer fıstığı gibi baklagil kökenli yağ bitkileri. Köklerinde bulunan rizobium bakterileriyle havanın serbest azotunu toprağa bağlayarak toprağın azotça zenginleşmesini, yine organik madde zenginleşmesini sağlıyor. Yine yeşil yem olarak kullanılabilen yağlı tohumlu bitkiler var. Geçici soya çeşitleri, uzun boylu, yine bazı kolza türleri yeşil dönemlerinde biçilerek silajlık olarak kullanılabiliyor. Ekim nöbetinde yine tahıllarla, baklagillerle ekim nöbetine girerek çiftçilerin gelirlerinin maksimize edilmesi noktasında ve toprağın yapısını koruması noktasında faydalar sağlıyor. Yine kolza, ayçiçeği gibi çiçekleri nektar bakımından zengin olan yağ bitkileri arı yetiştiriciliğinde polen kaynağı olarak kullanılmakta. Sanayide ham madde olarak kullanıldıklarını söylemiştik. Özellikle boya vernik sanayi, yine sabun, şampuan gibi sanayiler, zirai ilaç sanayi, pek çok sanayi dalında ham madde olarak kullanılmakta. Ve biyodizel olarak da tabii ki yağ bitkilerinin asıl yetiştirilme amacı insan ve hayvan beslenmesi. Burada biyodizel olarak daha çok üretim fazlası kısımların biyodizel işlendiği şeklinde dünyada uygulamalar var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ihtiyaç fazlası üretilen soyalar biyodizele işlenmekte. Yine Avrupa Birliği'nde kolza üretimi oldukça fazla. Fazla miktarda kolzanın bir kısmı biyodizele işlenmekte. Malezya'da palm üretimi, palmiye yağı fazla olduğu için yine palmiye yağından biyodizel işlenmekte. Genelde üretim fazlası kısımlar biyodizele işleniyor ve buradaki amaç da motorine belli oranlarda biyodizel katılarak, ki bu %10'a kadar hiçbir sorun olmadan normal dizel motorlara katılabiliyor. Karbon emisyonlarının azaltılması, karbondioksit salınımlarının azaltılması hedefleniyor. Ülkemizde de yine biyodizel sanayicileri özellikle kolza ve aspir yağlarını biyodizel üretiminde kullanıyorlar. Sözleşmeli çiftçilik yoluyla. Çünkü ülkemizdeki kurallar gereği biyodizel ancak yerli ham maddeden yapılabiliyor. İthal ham madde kullanamıyor biyodizel üreticileri. Dolayısıyla sözleşmeli çiftçilik yoluyla bu yağlı tohumların üretimi yaptırılıp biyodizel işleniyor. Ve Türkiye'de şu anda motorine binde 5 oranında biyodizel katılmakta. Yağlı tohumların dünyadaki ticaretini incelediğimizde büyük ölçüde soyanın açık ara lider olduğunu görüyoruz. Burada ekim alanı, üretim bakımından ve yüzdeye vurduğumuzda ekim alanı bakımından
Soya tüm yağlı tohumlar içerisinde dünyada %49'luk bir paya sahip, %50'ye yakın bir paya sahip. Yine üretim bakımından almış olduğu pay %55'ten %60'a kadar yükselmekte. Dolayısıyla soyanın hakim olduğu bir dünya yağlı tohum pazarı söz konusu. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Arjantin dünya soya üretiminde başı çekmekte. Tabii az önce de söylediğim gibi soyanın çok yönlü kullanım alanlarının olması, sanayide işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi soyayı avantajlı hale getiriyor. Her ne kadar tohumlarındaki yağ oranı %20 seviyesinde olsa da diğer avantajları nedeniyle yağlı tohumlar noktasında ön plana çıkmış durumda. Daha sonra soyayı takiben kolza, pamuk tohumu yani çiğit, yer fıstığı, ayçiçeği, susam, aspir şeklinde diğer yağlı tohumlu bitkiler bunu takip etmekte. Tabii burada bir de yer almayan palm yağı var. Palm yağı da çok yıllık bir bitki olduğu için tabii bizim endüstri bitkileri kapsamında biz onu ele almıyoruz ama palm yağı da dünyada tabii ciddi kullanımlara sahip, soyadan daha yüksek bir kullanım alanına sahip. Türkiye'deki duruma baktığımızda, Türkiye'de ise ayçiçeğinin yağlı tohumlu bitkiler arasında hakim durumda olduğunu, ekim alanı, üretim yönünden görmekteyiz. Daha sonra pamuk tohumu yani çiğit gelmekte. Ağırlıklı olarak ayçiği üretilen Türkiye'deki toplam yağlı tohumların %50-55'i ayçiği tohumu oluşturmakta. Daha sonra %30 kadarı pamuk tohumu yani çiğitten oluşmakta. Yine geriye kalan kısımdaysa %20 civarında işte soya, yer fıstığı, kolza, aspir, susam gibi bitkiler sayılmakta. Ama burada tabii yer fıstığı bitkisi özellikle Türkiye'de çerezlik olarak değerlendirilmekte daha çok. Yani yağ eldesi çok sınırlı. Dolayısıyla kalan %20'lik kısım daha çok kolza, aspir ve bir miktar soyayla kapatılmakta. Yağlı tohumların ülkemizdeki ticaretine baktığımızda ağırlıklı olarak tabii maalesef özellikle soya ve ayçiği bakımından büyük ölçüde dışarıdan tohum ithal ettiğimiz görülmekte. Özellikle hem soyada hem ayçiğinde 2 milyon ton hatta ayçiğinde 3 milyon tona yakın bir ithalat söz konusu. Burada soya ithalatı daha çok yem katkı maddesi olarak kullanılmakta, yemlerde protein kaynağı olarak kullanılıyor. Ayçiçeği ise tabii ağırlıklı olarak ham yağ eldesinde. Tabii ayçiçeğinde sadece yağlı tohum olarak değil, ham yağ olarak da ithalat var. Ve tabii ithal ettiğimiz ayçiçeğinin bir kısmını işleyip yine dışarıya, özellikle Afrika ülkelerinden Orta Doğu'ya ihraç da etmekteyiz. Türkiye'nin yine ham yağ olarak ticaretine baktığımızda da özellikle yağlı tohum olarak kendi ihtiyacımızın yarısını karşılarken ham yağ durumunda üçte birini ancak karşılayabildiğimizi görüyoruz. %70 civarında ithal ediyoruz ham yağın. Dolayısıyla ham yağ noktasında da daha çok dışarıya bağımlı olduğumuz söylenebilir. Genel bir tablo çizmek gerekirse yağlı tohum, ham yağ ve küspe olarak ithalatımız yıllık 4-4,5 milyar dolarlar seviyesinde. Buna karşılık özellikle ayçiçeği yağı olarak 1,5-2 milyar dolarlık bir ihracatta söz konusu. Genelde 2-2,5 milyar dolarlık bir açığımız var yağlı tohumlar noktasında. Burada tabii bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, bu yağlı tohumları işleyecek sanayi ülkemizde oldukça gelişmiş vaziyette ve ham madde eksikliği noktasında sıkıntı olduğu durumlarda bu sanayinin tam kapasiteyle çalışma problemi de
karşımıza çıkmakta. Çünkü yavaş yavaş artık yağlı tohum ihraç eden ülkeler bu ürünleri yağlı tohum olarak değil, ham yağ olarak satma eğilimi gösteriyorlar. Bu durumda da tabii bizim yerli sanayimiz ham madde noktasında sıkıntı yaşama riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden kendi yağlı tohumla üretimimizi mutlaka arttırmamız, en azından kendi kendine yeterli hale gelmemiz gerekiyor bir an önce. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş önemli bazı yağlı tohum bitkilerinin tarımından bahsetmek istiyorum. Tabii öncelikle ülkemizdeki en önemli yağlı tohum bitki olan ayçiçeği ile başlamak istiyorum. Ayçiçeği ülkemiz açısından gerçekten önemli bir yağlı tohumlu bitki. Tohumlarında %50'ye yakın ham yağ içeriyor. Onun dışında yağı yemeklik olarak kullanımının yanı sıra boya vermek sanayinde yine değerlendirilebilmekte. Sapla yakacak olarak kullanılabilmekte. Yine çerezlik olarak kullanılan tipleri bulunmakta. Özellikle geleneksel ayçiçekleri linoleik asitçe yani omega 6 yağ asitlerince zengin durumda. Bu da yine insan vücudunda sentezlenemeyen bir yağ asidi. Bu yönden önemli. Yalnız bu linoleik asitçe zengin olanların raf ömürleri biraz kısa olmakta. Dolayısıyla son yıllarda raf ömrü daha uzun olan, kızartmaya daha dayanıklı olan oleik asitçe zengin yani omega 9 yağ asidi zengin ayçiçeği yağları da giderek yaygınlaşmakta. Yine yağda tohumdan yağ çıkartıldıktan sonra geriye kalan küsbesi değerli bir hayvan yemi olarak kullanılmakta. Dünyadaki küsbe üretiminin %6,8'ini özellikle ayçiçeği küsbesi karşılamakta. Ülkemizde de yine aynı şekilde kullanılıyor. Yine ayçiçeğini yeşil yem olarak, silaj bitkisi olarak kullanmak mümkün. Özellikle uzun boylu, büyük vejetasyona sahip bitkileri. Yine ayçiçeği bitkisi ekim nöbetinde önemli bir bitki. Tahıllarla, özellikle buğdayla iyi bir ekim nöbeti oluşturuyor. Yine bir çapa bitkisi olduğu için kendisinden sonra gelen bitkilere temiz bir tarla bırakmakta. Dünyadaki önemli ayçiçeği yetiştirici ülkelere baktığımızda Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Birliği'nde Balkan ülkeleri, Fransa ve İspanya'yı saymak mümkün. Arjantin, Çin gibi ülkeler dünyadaki önemli ayçiçeği üreten ülkeler ve ihracatçı olarak da yine Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği, Moldova gibi ülkeleri sayıyoruz. İthalatçı olarak da tabii Türkiye özellikle dünyadaki önemli ithalatçılardan %37 payla. Daha sonra Avrupa Birliği kendi arasında tabii ticaretini yapmakta. Üreten ülkeler, üretmeyen ülkelere satmakta. Türkiye'nin ayçiği ihraç ettiği ülkeler daha önce dediğimiz gibi özellikle Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri oluyor. İthal ettiği ülkeler de Rusya, Ukrayna, Romanya, Moldova gibi ülkeler. Ülkemizde ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği illerimiz tabii ki Trakya. Geleneksel olarak ayçiçeğinin yetiştirme merkezi Trakya, Marmara. Onun dışında özellikle Çorum, Amasya, Tokat hattı, Eskişehir, son yıllarda, son 4-5 yılda Konya ve Adana önemli miktarda ayçiçeği yetiştiriciliğinin kaydığı bölgelerimiz. Özellikle Adana'da, Çukurova'da pamuktan memnun olmayan çiftçiler ayçiçeğine gelmiş durumdaydı. Konya'da da yine özellikle sulanmaya açılan alanlarda ağırlıklı olarak ayçiçeği tarımı giderek yaygınlaşmakta. Kısaca ayçiçeği bitkisini tanıtmak gerekirse tek yıllık yazlık ekilen, erken ilkbaharda ekilen bir bitki. Kazık köklü, derinlere 1,5-2 metre derinlere inen bir kazık kök ve buna bağlı saçak köklerden oluşuyor kök sistemi. Bitki boyu
50 santim ile 500 santim arasında geniş bir varyasyon göstermekte. Tabii özellikle yağlık ay çiçeklerinde bitki boyunun 1,5 metre civarında olması isteniyor. Çok fazla uzaması istenmiyor makineli hasat açısından. Çerezlik ay çiçeklerinde biraz daha boy uzun olabiliyor, 2-2,5 metre. Bunlar da yine elle hasat söz konusu. Tabii son yıllarda yine hibrit çerezliklerde de yine 2 metre civarında boy ve makineli hasatta gündeme gelmiş durumda. Normalde tarımı yapılan ayçiçeklerinin tek tablalı olmasını biz istiyoruz. Dallanma verimi düşürdüğü için arzu edilmiyor. Sadece hibrit ayçiçeklerinde baba hatlar, hibritin babasını oluşturan hatlar da dallanma arzu oluyor. Orada da bitkinin uzun süre polen vermesini sağlamak için bu isteniyor. Onun dışında normal tarım yapılan ayçiçekleri tek tablalı olmakta. Yine yaprakları ters kalp şeklinde, kenarları dişli, orta damarlar belirgin. Çiçek durumu tabla şeklinde. En dış kısmında steril çiçekler var tablonun. Şurada görülen çiçekler, steril çiçekler. Bu çiçeklerde taç yapraklar gelişmiş, birleşik vaziyette. Diğer çiçek organları gelişmemiş durumda. Ve bu arılar için özellikle bir cazibe yaratması açısından fayda sağlıyor. Tablanın ortasında ise fertil çiçekler yer alıyor. Yani tohum bağlama özelliğine sahip çiçekler. Yaklaşık sayıları 800 ile 2000 adet arasında fertil çiçek tabloda yer alıyor. Ve ayçiçeğinde çiçeklenme yaklaşık bir hafta 10 gün sürmekte. Her gün sırayla 2-3 sıra halinde bu fertil çiçekler açmakta ve yabancı döllenen, yabancı diğer ayçiçeği çiçek tozlarıyla döllenme söz konusu ayçiçeğinde ve daha çok böcekler, özellikle arılar bu tozlaşmada rol oynamakta. Burada yine fertil çiçeklerin yapısı. Tablonun en dış kısmında koruyucu bırakta yaprakları var. Yeşil renkli. Kiremitvari dizilmiş. Daha sonra döllenme ile birlikte tabii tohum oluşumu tablo içerisinde meydana geliyor. Yağlık ay çiçeklerinde siyah renkli küçük yuvarlığa yakın siyah renkli tohumlar varken çerezliklerde iri çizgili siyah beyaz çizgili olabilir veya beyaz renkli olabilir. Değişik tipte çerezlik ay çiçekleri bulunmakta. İklim isteklerine baktığımızda daha çok karasal ve ılıman iklimin sahip olduğu alanlarda yetişen geniş adaptasyon yeteneğine sahip bir bitki ayçiçeği. Burada dünya haritası üzerinde koyu yeşille gösterilen alanlar en yüksek ayçiçeği tarımının yapıldığı, en fazla ayçiçeği tarımının yapıldığı bölgeleri gösteriyor. Dolayısıyla 120 ila 130 günlük bir vejetasyon süresi, toplam sıcaklık işte 2600 ile 2850 derece arasında. Dolayısıyla bu şekilde geniş bir adaptasyon alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve tohumda çimlenme için 4-5 derecelik sıcaklık yeterli. 4-5 derece tohum çimlenmeye başlıyor. Ama tabii ki de bitki ekildikten sonra, tohum ekildikten sonra hızlı çıkışın gerçekleşebilmesi açısından toprak sıcaklığı 10-12 dereceye geldikten sonra biz ekimin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü tohumu tarlaya ektikten sonra çıkışın bir an önce gerçekleşmesi lazım. Çıkış uzadıkça fidenin toprak kaynaklı hastalık ve zararlara yakalanma riski artmakta. Fidenin yine erken dönemde 4-5 yapraklı dönemde eksi 5 dereceye kadar dayanması da yine ayçiçeğinde ilkbaharda erken ekim şansı vermekte. Genel olarak bitkinin 18-20 derece gece, 24-26 derece gündüz sıcaklıkları bitki gelişimi açısından ideal. Tabii bitki boylandıktan sonra soğuğa hassas bir hal almakta. Yağış isteği olarak
Vejetasyon süresi boyunca 5-600 mililitrelik bir toplam yağış isteği var ayçiçeği bitkisinin. Derinden inen kuvvetli bir kök sistemi var. Bu da bitkiyi nispeten kurağa dayanıklı bir hale getirmekte. Ama tabii ki ideal bitkinin maksimum verim performansına ulaşabilmesi için de su ihtiyacının zamanında karşılanması da gerekmekte. Bitki kullandığı suyun %20'sini çimlenmeden çiçek tablosu oluşumuna kadar kullanıyor. Asıl suya çok ihtiyaç duyduğu dönem çiçek tablosu oluşumundan döllenmenin gerçekleştiği dönem. Yaklaşık 40 ile 60 günlük dönemi kapsıyor. Yani aşağı yukarı Nisan sonu Mayıs'ta iklimi düşünürsek işte Haziran sonundan Temmuz sonuna kadarki olan dönem en kritik dönem ve su ihtiyacının %60'ını bu dönemde kullanıyor bitki. Yani çiçeklenme ve döllenme dönemi su ihtiyacı yönünden en hassas dönemi. Bu dönemdeki su eksiklikleri verimde önemli kayıplara sebep olmakta. Dolayısıyla sulama imkanı olan yerlerde bu dönemde ayçiçeğinde sulama yapılırsa verimde önemli artışlar sağlanmakta. Toprak isteği olarak fazla seçici bir bitki değil. Pek çok toprakta yetişebiliyor. Hemen hemen buğdayın yetişebildiği hemen her türlü toprakta yetişebiliyor. pH aralığı 6 ile 7 arasında. Sadece taban suyunun çok yüksek olmaması gerekiyor. Yine fazla taşlı, aşırı kumlu bünyeli yüzdek topraklarda verim düşük olmakta. Ekim nöbetine baktığımızda genelde dörtlü ekim nöbeti sistemleri kullanılıyor ayçiçeğinde. Burada tabii çiftçinin gelirini maksimum yapacak ekim nöbeti sistemini doğal olarak çiftçiler tercih ediyorlar ama tabii toprağın yapısının korunması açısından özellikle mutlaka biz baklagillerin ve tahılların bulunduğu ekim nöbetlerini tavsiye ediyoruz. Çünkü baklagiller toprağın yapısının iyileştirilmesi açısından gerçekten önemli olmakta. Toprak hazırlığı olarak ayçiğinden önceki bitki kaldırıldıktan sonra sonbaharda derin sürüm yapılmakta. Kışı bu şekilde geçiyor tarla. İlkbaharda yine aşırı otlanma varsa hafif bir sürüm. Daha sonra diskora tırmıkla ekim yatağının hazırlanması sağlanıyor ve mümkün olan en erken tarihte ekimi yapmaya çalışıyoruz. Gübre olarak özellikle azotlu, fosforlu, potasyumlu gübreler tabii kullanılmakta. Azotlu gübre dozu olarak kuru koşullarda, sulamanın yapılmadığı durumlarda 6 ila 8 kilo dekare etkili madde olarak azot yeterli olurken sulama yapıldığı durumlarda azot dozunu 10-12 kiloya kadar çıkartabiliyoruz. Çünkü bitki gübreden suyla beraber yararlandığı için suyun fazla olduğu durumlarda tabii gübre dozunu da arttırarak daha yüksek verimlere ulaşmak mümkün. Fosforlu gübre dozu olarak dekare 7-8 kilo ortalama etkili madde olarak fosfor uygulamamız gerekiyor. Ve potasyum yönünden de yine dekara 5-6 kilo potasyum uygulaması gerekiyor. Burada tabii potasyum yönünden ülkemiz toprakları zengin olduğu için toprak analizine göre hareket etmek gerekiyor. Toprak analizinde yapıldığında eksiklik varsa eksik olan miktarı bizim gübre olarak uygulamamız gerekiyor. Tabii aynı şey azot ve fosfor için de geçerli. Genelde fosfor ve potasyum ve azotun yarısı ekimle birlikte, ekimden hemen önce veya ekim sırasında uygulanıyor. Özellikle bunu bizim kompoze gübre olarak da uygulama şansımız var. Yani azotu, fosforu, potasyumu aynı anda içeren kompoze gübreleri de kullanabiliriz. Ve özellikle azotun kalan yarısını da
Eğer sulama yapılmayacaksa birinci toprak işlemede, sulama yapılacaksa da birinci suda veriyoruz. Çünkü azot yıkanan bir bitki besin elementi olduğu için azotu en azından iki parçada vermekte fayda var. Tohumluk açısından günümüzde hibrit ayçiçekleri yaygın bir şekilde kullanılmakta. Burada tabii hibrit tohumlarda her yıl yeni tohumluk alıp kullanmak gerekiyor. Ve bölgemize uygun, özellikle bölgemizde yapılmış deneme sonuçlarına bakarak yüksek, o denemelerde yüksek performans gösteren çeşitleri tercih etmemiz gerekiyor. Tarım İl Müdürlükleri her yıl bölgelerinde bu çeşitleri deniyorlar ve bunları rapor halinde yayınlıyorlar. Bu raporlardan hareketle yüksek verimli çeşitler buralardan öğrenilebilir. Zaten hibrit tohum kullandığınızda bunun çimlenme gücü, çıkış oranı yüksek olacaktır. Özellikle de tabii ayçiçeğin önemli zararlısı parazit bitki olan orobanş ya da canavar otu, veremot deniyor. Bir de mildiyo. Bu ikisi ayçiçeğinde verimi çok etkileyen unsurlar. Dolayısıyla bunlara karşı dayanıklı bir çeşit kullanmamız gerekiyor. Ve son yıllarda özellikle imi grubu, imidazoline herbisine dayanıklı ayçiçeği çeşitleri giderek piyasada hakim duruma geldi. Bu imidazolin uyguladığımızda, dayanıklı çeşit ektiğimizde, imidazolin uyguladığımızda hem orobanşı hem de ayçiçeğindeki diğer yabancı otları kontrol etmemiz mümkün hale geliyor. O yüzden giderek yaygınlaşmış durumda bu imi ye dayanıklı çeşitler. Burada orobanş paraziti görülüyor. Ayçiçeğinde verimi düşüren, bitkinin suyuna besin maddelerine ortak olan, gelişmesini gerileten parazit bir bitki orobanş. Mutlaka çeşidimizin buna karşı dayanıklı olması lazım ve özellikle ilkbaharda yağışların fazla olduğu bölgelerde mildiyo giderek sıkıntı yaratmakta. Buna cücelik de denmekte ya da köse hastalığı da denmekte. Mildiyoya karşı dayanıklı çeşit de giderek önem kazanmakta. Ekim zamanı olarak ilkbaharda toprak ısısının 8-10 derece olduğu dönem, mümkünse 12 derece olduğu dönemde ekime başlamamız gerekiyor. Tabii bölgelere göre farklılık gösteriyor. Kışın sert ya da yumuşak geçmesine göre. İşte Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da Mart ayında. Yine Marmara, Orta Anadolu, Karadeniz'de Nisan ayında. Doğu Anadolu'da Mayıs ayında aşağı yukarı bu sıcaklıklara ulaşılıyor. Tabii bunlar yılın gidişine göre bir hafta 10 gün ileriye veya geriye gidebilmekte. Burada önemli olan ayçiçeğini mümkün olan en erken tarihte ekebilmek. Bu sayede ilkbahar yağışlarından maksimum derecede faydalanmak ve vejetasyon süresini uzatarak daha yüksek verimlere ulaşmak ve tabii özellikle çiçeklenme ve döllenmenin de sıcak yaz aylarına denk gelmemesini sağlamak önemli bir uygulama. Ekim şekli olarak günümüzde hassas havalı mibzerlerle ekimler yapılmakta. Bu sayede sıra arası sıra üzeri mesafeler istendiği gibi ayarlanıyor. Aynı zamanda da tohumdan tasarruf sağlanıyor. Dekara yaklaşık işte 350-400 gram bir tohumluk kullanım söz konusu. 1000 tane ağırlığına bağlı olarak. Sıra arası mesafe 70 santimetre olarak alınıyor. Sıra üzeri mesafe ise yağlı ayçiçeğinde 25 ila 35 santimetre arasında değişmekte. Tabii çerezlik ayçiçeği yetiştiricinde daha geniş sıra üzeri mesafeler kullanılıyor. 40 santim hatta bazı durumlarda 50 santime kadar çıkabilmekte sıra üzeri mesafe. Çünkü çerezliklerde iri tane istendiği için. Onun dışında ekim derinliği olarak 5-6 santimlik bir ekim derinliği yeterli. Kumlu topraklarda biraz daha derine,
Milli topraklarda biraz daha yüzdek, çünkü nem derinde olmadığı için daha yüzdek ekim yapılabilmekte. Eğer pnömatik mibzer, havalı mibzer kullanmazsak, klasik mibzer kullanmazsak, tabii sıra üzeri mesafe ayarlanamadığı için bir tekleme gerekebilir. Sıra üzeri mesafenin 20-25 santim ayarlanması gerekebilir. Ama pnömatik mibzerlerde zaten bu mesafe zaten ayarlandığı için bu tekleme seyretme problemi ortadan kalkıyor. Daha sonra da yabancı ot mücadelesi, çapalama işlemleri başlıyor. Bitkiler yaklaşık 30 santim olduktan sonra belli aralıklarla, bu en az 2-3 defa sıralarının işlenmesi, toprağın hem havalandırılması hem de yabancı ot mücadelesi açısından önemli olmakta. Yine ilk toprak işlemede azotun kalan yarısı verilebilmekte. Ve son toprak işlemede de bitkinin kök boğazları iki yandan doldurularak kök sisteminin kuvvetli gelişmesi ve bitkinin desteklenmesi sağlanmakta. Sulama olarak dediğimiz gibi ayçi her ne kadar kurağa dayanıklı olan bir bitki olarak kabul edilse de kritik dönemlerde yapılan sulamalar verimde çok önemli artışlar sağlıyor. Dolayısıyla sulama imkanı olan yerlerde en azından çiçeklenme döneminde ve mümkünse de bir tane doldurma döneminde bir iki su verilirse gerçekten verimde %50'nin üzerinde artışlar sağlanıyor. Burada en kritik dönem dediğimiz gibi tablo oluşumu başlangıcıyla tanenin süt olduğu dönem arasındaki işte 40-50 günlük dönem. Bu dönemde su ihtiyacı mutlaka karşılanması gerekiyor bitkinin. Tabii idealim bitkiler 40-50 santim olduğunda, eğer ilkbahar yağışı yoksa, bir su vermek. Daha sonra çiçek tablaları şu ortada görüldüğü gibi yeni oluşurken ikinci bir su vermek. Bir de taneler süt olum dönemindeyken üçüncü bir su verildiğinde maksimum verim performansı yakalanmış oluyor ayçiçeğinde. Ama su sınırlıysa en azından tablo oluşum ve çiçeklenme döneminde bir su vermek bile gerçekten verimde %50'ye yakın artışlar sağlamakta. Tabii sulama imkanı olmayan yerlerde o zaman da yapılacak iş bitkiyi mümkün olunca erken ekmek ve ilkbahar yağışlarından maksimum derecede yararlanmak. Kuru koşullarda zaten Türkiye'de ayçiçeği verimini ilkbahar yağışları belirliyor. Özellikle Mayıs ayındaki yağışlar düzgün düzenli olursa verimler yüksek olmakta. Bu dönem kurak geçerse verimler düşük gerçekleşmekte. Hasat harmana baktığımızda genellikle Ağustos'un Eylül ayın bitkideki tüm yapraklar kuruyup döküldüğünde, tablonun özellikle dış kısmındaki bırak yaprakları sarardığında hasat zamanının geldiği anlaşılıyor. Burada gelişme devrelerine bakacaksa bitkinin 3-4 yapraklı döneminden yavaş yavaş işte tablonun oluştuğu, çiçek açtığı dönem, daha sonra yavaş yavaş tane dolum dönemi ve özellikle tablanın arka tarafındaki bıraktığı yapraklarının sarardığı ve en sonda yaprakların kuruduğu, kahverengileştiği dönem bize hasadın geldiğini ifade ediyor. Yaklaşık tohumdaki nem oranı %15-18 seviyelerine geldiğinde hasada başlanıyor. %12 ile 15 nemde hasat etmek tabii ideali. Ve hasat genelde biçer döverlerle yapılıyor ülkemizde. Burada biçer döverin tabii tablasının ayçiçeği hasadına uygun olması lazım. Bu sol tarafta kırmızı görülen tahıl hasat tablası. Bunlarla hasat yapılmamalı. Bunlarda büyük kayıplar meydana geliyor. Bu sağdaki sarı tablo şekline sahip biçer döver tablolarının kullanması gerekiyor ayçiçeği hasadında. Yani normal bir
buğdayı biçen bir şardövrede tabla değiştirilerek, uygun bir tabla takılarak ve batur kontür batur ayarı yapılarak hasadı bir şardöverle yapmak mümkün. Daha sonra tabii hasattan sonra nem oranı mutlaka %10'un altına düşürülmesi gerekiyor güvenli depolama açısından. Bir diğer bitkimiz soya fasulyesine geçelim. Soya fasulyesi dünyada şu anda en fazla tarım yapılan yağlı tohumlu bitki olduğunu söylemiştik. Ve tohumların özellikle %20 civarında yağ, %40 civarında protein içeriyor. Çok farklı kullanım alanları var. 140 farklı kullanım alanı var sanayide ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Gerçekten amino asitler, lesitin gibi çok değerli ham maddeler üretilmekte. Yine protein oranı yüksek olduğu için değerli bir yem katkı maddesini oluşturuyor. %40 civarında protein içerdiği için. Onun dışında yine özellikle pastacılık sanayinde öğütülmüş şekilde kullanılıyor. Yine tohumların, öğütülmüş tohumların fermantasyonu ile soya sütü, yine bu sütten aynı peynir, lor gibi ürünler elde edilebilmekte. Özellikle uzak doğuda farklı soslar ve soya etleri yapılabilmekte. Yine yeşil sebze gibi kullanımı söz konusu. Aynı zamanda uzun boylu geçici çeşitlerin silaj bitkisi olarak kullanım imkanına sahip. Bir de yeşil gübre bitkisi olarak yine baklagil olduğu için kullanmak mümkün. Türkiye'deki soyanın serüveni 1940'lı yıllarda Karadeniz'de başlıyor. O bölgede özellikle alternatif ürün arayışları, pancarı alternatif ürün arayışları, ekim nöbetine girebilecek ürün arayışlarıyla başlıyor. İklim olarak Mısır'ın iyi yetiştiği yerlerde tabii soya da iyi yetiştiği için Karadeniz bölgesi iklim olarak uygun bulunmuş. Ve bu bölgede yaygınlaştırılmasına çalışılmış. Hatta Ordu'da 1965 yılında ilk soya yağı fabrikası kuruluyor. Şu anda o fabrika fındık yağı, Çotanak fındık yağı işleme fabrikasına dönüşmüş durumda. Fakat işte soya o bölgede 1980'lere kadar yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bir türlü yaygınlaşamıyor. Sebebi de tabii Mısır gibi karşısında kuvvetli bir rakibinin olması, fiyatlandırmanın çiftçiyi tatmin etmemesi, tabii o bölgede tabii ekim alanlarının da sınırlı olması soyanın gelişimini engelliyor. Daha sonra 1980'lerde itibaren Türkiye'deki bitkisel yağ açığı giderek büyüyünce bu defa ikinci ürün olarak buğdaydan sonra ikinci ürün olarak özellikle Çukurova'da yaygınlaştırılması ve Ege'de yaygınlaştırılmasına çalışılıyor ve burada da bir ölçüde başarılı olunuyor. Özellikle 1987'de ekim alanı 112 bin hektarla rekora kırıyor. Üretim 250 bin tonlara ulaşıyor. Ama daha sonra tabii ki fiyatlar yine çiftçiyi tatmin etmeyince tekrardan bir gerileme yaşanıyor. En son istatistiklere baktığımızda Türkiye'de 35 bin hektar ekim alanı ve 155 bin ton üretim yapılmakta ve daha çok ikinci ürün olarak dediğimiz gibi özellikle Adana, Osmaniye bölgelerinde Mersin'de ikinci ürün olarak yetiştirilmekte. Burada en çok soya yetiştiren alanlar görülüyor. Bir miktar Karadeniz'de Samsun'da ana ürün olarak yetiştiriyorlar. Daha çok onun dışında güneyde ikinci ürün olarak bilhassa buğdaydan sonra ikinci ürün olarak yetiştiriciliği yapılmakta. İklim olarak soyanın ana ürün olarak yetişebileceği yerler Trakya, Marmara, Karadeniz bölgeleri, kısmen Ege. İkinci ürün olaraksa güneyde buğdaydan sonra ikinci ürün olarak yetiştirmek mümkün. Yine Orta Anadolu'da da sulanabilen yerlerde ana ürün olarak soya yetiştiriciliği yapılabilmekte. Soya bitkisini biraz daha yakından tanıyacak olursak baklagil bitkisi kazık köklü bir bitki ve köklerinde
bakterileri yumrucuk oluşturarak havanın serbest azotunu toprağa bağlıyor ve bitki hem kendi azotunu yapıyor bu sayede hem de toprağa da bir miktar azot kazandırmakta. Otsu bir yapısı var bitkinin. Üç tane yapraktan oluşuyor yaprak. Gövdesi yaprakları yoğun bir şekilde tüylü. Çiçekleri tipik bir kelebeği andırıyor. Baklagil çiçeği. Yine bakla şeklinde meyveleri var. İçerisinde 2 ila 3 adet tohum bulunmakta. Kendine döllenmeli bir bitki. Ve tohum rengi ağırlıklı olarak krem olmakla beraber siyah, yeşil, kahverengi tohuma sahip soy çeşitleri var ama özellikle yağlık olarak kullanılanlar tabii krem renkli olmakta. Yağı parlak sarı renginin verilmesi açısından krem renkli soyalar yağlık olarak daha çok kullanılmakta. Çok farklı tipte gelişme süresine sahip soyalar var. 80 gün, 90 günde olgunlaşan erken tiplerin yanında 150 günde olgunlaşan çok geçici tipler var. Özellikle çok geçici tipler daha çok uzun boylu ve yemlik olarak değerlendiriliyor, silajcılık olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de daha çok 3. ve 4. olgunlaşma grubuna giren 100-110 günde, 120 günde olgunlaşan çeşitler tane amaçlı yetiştirilmekte. Burada hem tane amaçlı yetiştirilen hem de ot amaçlı yetiştirilen soyalar görülmekte. İklim istekleri dediğimiz gibi Mısır'la benzer. Yine ilkbaharda 10 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda gelişmeye başlıyor. Optimum 25-30 derece sıcaklık isteği var. Toplam sıcaklık isteği 2500-3000 derece. Yine vejetasyon süresi boyunca yağış isteği 550-700 milimetre civarında. Çok aşırı kumlu, hafif bünyeli toprakların dışında çoğu toprakta soya yine yetişebilmekte. pH sınırı 6 ile 6,8 arasında. Yine özellikle tahıllarla, mısırla, pamukla iyi bir ekim nöbetine girmekte bitki. Yine ikili ve üçlü ekim nöbetleri önerilmekte soyada da. Özellikle çukurova zaten pamukla ve mısırla soya ekim nöbetine girmekte. Gübre isteği olarak özellikle köklerde rizobiyum bakterilerinin aktif nodül oluşturup oluşturmamasına bağlı olarak azotlu gübre isteği değişiyor. Burada özellikle rizobiyum bakterileri nodül oluşturuyorsa ki bizim tabii ilk defa soya ekeceğimiz yerlerde mutlaka bu rizobiyum bakterileriyle aşılama yapmamız lazım. 100 kilo tohuma 1 kilo bakteri kültürü şeklinde aşılayıp nodül oluşumunu teşvik etmemiz gerekiyor. 4-5 yıl soya tarımı yapıldıktan sonra zaten orada rizobiyum bakterileri kendiliğinden bulunacağı için aşılamaya gerek kalmayabilir. Nodül oluşumu varsa sadece başlangıçta 1-2 kilo bitki kök sistemini oluşturup fotosenteze başlayıncaya kadar yetecek kadar 2-3 kilo azot verilmekte. Onun dışında yine 5-6 kilo fosfor ve bir o kadar da eğer ihtiyaç varsa potasyumlu gübre verilmekte. Ama nodül oluşumu yoksa ve biz aşılamada yapmadıysak o zaman bitki kendi azotunu yapamıyorsa azotlu gübre dozunu 10 kiloya kadar çıkarmamız gerekiyor. Burada toprak işlemi yine sonbaharda derin sürümle başlıyor. Yine ilkbaharda diskora tırmık geçirilip ekim yatağı hazırlandıktan sonra yine bölgelere göre işte Çukurova'da Mart sonu Nisan başı diğer bölgelerde Marmara'da, Karadeniz'de Nisan ortasından itibaren ana ürün ekimleri yapılabilmekte. İkinci ürün olarak Güney'de, Ege'de ve Çukurova'da buğdaydan sonra ikinci ürün olarak tabii ekeceğimiz zamanda da önce bir anız bozma işlemi, daha sonra da yine sürüm, diskora tırmık tabii
Bu da o dönemde mutlaka sulama yapmayı da gerektiriyor. Mümkün olan en erken tarihte ikinci ürünü ekmemiz gerekiyor. Bunun için de artık yavaş yavaş ikinci ürün tarımında doğrudan anıza ekim yapan modern makinalarla ekim yöntemleri geliştirmiş durumda. Zamandan kazanmak açısından. Tohumluk olarak yine bölgemize iyi uygun gösteren bir çeşidi seçmemiz gerekiyor. Onun için de mutlaka yine tarım il müdürlüklerinin yapmış olduğu denemeler veya araştırma istasyonlarında, araştırma üslerindeki deneme sonuçlarına bakarak en iyi uyum sağlayan çeşidi tercih etmek gerekiyor. Ve bu çeşidin de tabii kaliteli genetik safiyeti, fiziksel safiyeti yüksek, çimlenme oranı yüksek sertifikalı tohumluklarını kullanmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi ilk defa soya tarımı yapacaksak mutlaka Rhizobium japonicum bakteriyle aşılamamız gerekiyor tohumluğu. Bunlar Ankara'da Toprak Su Araştırma Enstitüsü'nde üretiliyor bu bakteri. 100 kilo tohuma 1 kilo bakteri kültürü şeklinde alarak bu tohumları aşılamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi ikinci ürün tarımında bu şekilde anıza ekim yapan makineler giderek daha fazla kullanılmakta. Normalde yine pinomatik mivzerlerle sıra arası 70 santim, sıra üzeri 3-6 santim olacak şekilde ekimler yapılıyor. 1000 tane ağırlığına bağlı olarak dekara 6 ila 8 kilo tohumluk kullanılmakta. Ekimlerinde 4-6 santim arasında değişmekte. Burada çıkış yapan soya fasulyeleri görülüyor. Bakım işlemleri olarak yine yabancı ot mücadelesi öncelikli olarak en az 2-3 defa çapa yapmak gerekiyor. Bitkiler 10-15 santim olduğunda birinci çapa, daha sonra 25-30 santim olduğunda ikinci çapa. Yine son çapada kök boğazının doldurulması gerekiyor. Sulama konusunda yine soya su isteği aslında fazla olan bir bitki. Özellikle tomurcuklanma ve çiçeklenme döneminde, baklı dolum döneminde su isteği en fazla olmakta. Genelde bitkiler 8-12 santim olunca birinci sulama, çiçeklenme başlangıcı. İkinci sulama, bakla dolum döneminde üçüncü sulama ve üçüncü sulama 15 gün sonra da bir dördüncü sulama şeklinde bir uygulama yapılması gerekiyor. Sulamalarda tabii yağmurlama, salma sulama şeklinde en iyisi tabii damlama sulama şeklinde yapılması gerekiyor. Çünkü yağmurlama sulamalarda özellikle yazın yaprakların ıslanması nedeniyle hastalık riski artmakta. Hem suyun ekonomik kullanımı açısından hem de bitkinin istediği zaman istediği miktarda su bulması açısından damlama sulama tavsiye edilmekte. Hasat bitkide tüm yapraklar kuruyup tohumlar sarardığında veya bazı çeşitlerde kahverengileştiğinde yapılıyor. Nem oranı %13-15 olduğunda biçer döverle girilerek hasat yapılmakta. Burada olduğu gibi biçer döverle soyanın hasadı yapılıyor. Kolza bitkisinden bahsetmek gerekirse, kolza yine dünyada soyadan sonra ikinci önemli yağ bitkisi durumunda. Avantajı kışları ılıman geçen yerlerde kışlık ekilebilmesi bir avantaj. Soyanın en büyük avantajını oluşturuyor ve bir diğer avantajı da buğdayla hemen hemen aynı toprak ve iklim isteklerine sahip olması. Yine buğday tarımında kullanılan mibzerlerle ekilip yine buğday tarımındaki biçerdöverlerle biçilebilmesi avantajlarını oluşturmakta. Yine yağ kalitesi olarak yemeklik yağ kalitesi oldukça yüksek olan bir bitki. Yine yağı oldukça kaliteli demiştik. Yine küspesi hayvan yemi olarak değerli bir bitki.
Çok uzun boylu olan soylar silajcık olarak da kullanılabilmekte. Yine üretim fazlası olan soya tohumlarından elde edilen yağlar biyodüzel üretiminde kullanılıyor. Özellikle Avrupa'da. Ülkemizde de nitekim biyodüzel üreticileri özellikle sözleşme olarak kolza ve aspir yağını değerlendirmekte. Kazık köklü bir bitki. Derinlerinden kazık bir kök var. Yine otsu yapıda bir gövde. Yaprakları alt taraflarda iri yırtmaçlı yukarıya doğru daha ince elipsoid bir hale almakta. Yine çiçekleri salkım şeklinde sarı renkli dört çanak, dört taç yaprağı, altta erkek bir dişi organ var. Ve döllenme büyük ölçüde kendine kısmen %20-30 oranında yabancı döllenme de gözüküyor. Ve meyvesi kapsül ya da harnup şeklinde meyve oluşturuyor ve içerisinde 20-30 tane küçük siyah saçma şeklinde tohumlara sahip. Türkiye'de kolza yetiştirme uygun bölgeler haritada görüldüğü gibi çok sıcak güney bölgeleri dışında hemen hemen her yerde soya kolza tarımı yapılabilmekte. Yine şu anda özellikle Trakya, Marmara ve Konya'da bir miktar da Bilecik ve Uşak'ta ekim alanına sahip bir bitki. Dediğimiz gibi kışlık ekilebilmesi kolza bitkisinin en önemli avantajı. Tabii bunun için bitkinin kışa 5-6 yapraklı rozet halinde girmesi gerekiyor. Aslında kolza yetiştiriciliğinde iki kritik periyot var. Bir tanesi ekim. Ekimin zamanında yapılması, kışlık ekimin. Ki özellikle bizim Trakya Marmara'da 15 Eylül 15 Ekim arasında bu ekimleri yapmak gerekiyor ve bitkinin ve bu dönemde tabii ektikten sonra yağmur olmazsa mutlaka sulayıp çıkışı gerçekleştirmek gerekiyor. Kışa 5-6 yapraklı rozet halinde girmesi gerekiyor. Bu şekilde rozet döneminde -15'e kadar dayanıyor bitki. Ve ilkbaharda da hızla gelişip ilkbahar yağışlarını kullanıp yüksek verimlere ulaşabilmekte. En büyük avantajını bu oluşturuyor kolza bitkisinin. Toprak seçiciliği yok. Buğdayın yetişebildiği hemen hemen her yerde yetişiyor. Sadece taban suyunun çok yüksek olmaması lazım. Tarlanın drenajının iyi olması gerekiyor. Ekim nöbeti yine buğdayla birlikte iyi bir ekim nöbeti bitkisi. Tabii bir de araya baklagil alarak kolza, buğday, baklagil şeklinde üçlü bir ekim nöbeti tavsiye edilmekte. Bir de kolzadan önce gelen bitkinin tarlayı erken terk etmesi gerekiyor. Çünkü biz kolzayı 15 Eylül gibi ekeceğimiz için önceki bitkinin mutlaka Eylül ayı başında tarlayı terk etmesi gerekiyor. Gübre isteğinden azotlu gübre isteği fazla. 13-15 kilo azot, 6-7 kilo fosfor, yine 5-6 kilo potasyum isteği var bitkinin. Yine azotu, fosforu ve potasyumu, azotun yarısını, fosfor ve potasyumun tamamını ekimle birlikte, azotun kalan yarısında ilkbaharda sapa kalkma döneminde uyguluyoruz. Burada kışlık ekimlerde özellikle buğdaydan sonra hemen anızı bozup gölge tabından yararlanıp Eylül ayında bir skora tırmık çekip dediğimiz gibi 15 Eylül'den itibaren ekimleri yapmak gerekiyor kışlık ekimlerde. Yaz ekilebilen tipleri de var kolzanın. Özellikle kışları sert geçen İç Anadolu'da yaz ekilebilen tipleri de var. O durumda ekimler tabii ilkbaharda Mart ayı veya Mart ortası işte kışın sert geçme durumuna göre 15 Mart gibi yapılabilmekte. Ama tabii yazlık kolzalarda verim kışlıklardaki kadar yüksek olmuyor. Vejetasyon süresi kısa olduğu için. Ancak belki sulama yapılarak verimin artışı sağlanabiliyor yazlık ekilen kolzalarda. Kolzanın en büyük avantajı kışlık ekilebilmesi. Kışlık ekimlerde gerçekten yüksek verimler, 400 kilolara kadar ulaşan verimler alınabilmekte. Yine
Bölgemize uygun sertifikalı çeşitler kullanmamız gerekiyor. Deneme sonuçlarına bakarak en yüksek performans sahip çeşitleri ve sertifikalı tohumları kullanmamız lazım. Çimlenme gücü, sahafiyeti yüksek olan. Dediğimiz gibi kışlık ekinleri 15 Eylül 15 Ekim arası, yazlık ekinleri de Mart-Nisan aylarında yapıyoruz. Ekimleri tabii nibzelle sıra arası genelde 20 santim. Eskiden 40 santime de ekiyordum. Artık günümüzde kozalar 20 santim civarı. Hatta tahıl nibzelleriyle 17,5 santime ekimler yapılıyor. Burada amaç tabii sık ekimde yabancı otları daha erken bastırmak. Bir de kolza bitkisi soya da aynı şekilde elastik bitkiler olarak kabul ediliyor. Çok farklı sıra sıra üzeri mesafelerinde bitki kendini kolaylıkla adapte edebiliyor. Dolayısıyla sık ekim yaptığımız zaman yabancı ot kontrolü konusunda avantaj sağlamış oluyoruz. Genelde pinotik mibzerle ekim yaptığımızda 400-500 gram tohumluk yeterli olmakta. Ekim derinliği de 2-3 santim olmakta. Yabancı otlar genellikle tabii herbisitle kontrol ediliyor. Sık ekim yaptığımız için arada bir çapalama söz konusu değil. 17,5-20 santimde. Ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrasında uygulanan herbisitler var kolda da. Yabancı otları bu herbisitlerle kontrol ediyoruz. Hastalık zararlı yönünden genelde ilkbaharda çiçeklenme döneminde ya da tomurcuk döneminde afitler sıkıntı yaratabiliyor. Onun dışında bir de suyun ya da drenajın zayıf olduğu yerlerde mildiyo sorunu, külleme sorunu olabilir. Onun dışında çok ciddi bir hastalık ve zararlısı yok. Kışlık ektiğimiz zaman kolzadan sulama yapmadan yüksek verim almamız mümkün. Ama yazlık ekim yapıyorsak ilkbaharda o zaman çiçeklenme döneminde, tohum bağlama döneminde en az bir sulama yapmak gerekiyor. Tatminkar bir verim alabilmek için. Hasat noktasında da bitkide tabii olgunlaşma çok homojen değil. Genelde alttan yukarıya doğru olgunlaşıyor bitki ve en uçtaki %10'luk kısmın olgunlaşması beklemeden bizim hasada girmemiz lazım. Çünkü en uçtaki o küçük, zaten o küçük kalıyor o meyvelerin. Küçük kapsüller olgunlaşmasını beklersek bu sefer alttaki iri kapsüller çatlıyor. O yüzden %90 olgunlaşmada biz biçer döverle girip hasadı yapıyoruz. Ve eğer nem oranı %10'un üzerindeyse tabii kurutmak gerekiyor. Nem oranı %10'un altında düşürmek gerekiyor. Son olarak aspir bitkisini de özetleyerek dersimizi sonlandırmak istiyorum. Aspir de yine özellikle kurağa dayanıklılığıyla bilinen yine yazlık kışlık fonları olan bir bitki. Bunun yine dikenli ve dikensiz fonları var. Dikenli fonlarda yine biraz daha kurağa dayanıklı ve domuz zararının gördüğü yerlerde yine özellikle dikenli fonlar tercih ediliyor. Yine tohumlarında %35'te 45 oranında yağ içermekte. Yine küspede %12-15 oranında protein var. Aynı zamanda bu aspir bitkisinin taç yaprakları boya maddesi olarak kullanılıyor. Gıda boyası veya kumaş boyası olarak hatta yalancı safran olarak isimlendiriliyor. O yüzden özellikle dikensiz fonlarının taç yaprakları toplanarak ekonomik bir gelir elde etmek mümkün. Dünyada en çok aspir yetiştiren ülkeler Hindistan, daha sonra Meksika, Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'de ise İç Anadolu'da özellikle üretim hakim. Yaklaşık işte 20 bin ton kadar üretim var. Aspir de yine kolza ile birlikte Türkiye'de yaygınlaştırılmaya çalışılıyor ama
henüz istenilen sonuçlar alınabilmiş değil. Kazık köklü bir bitki. Kurağa dayanıklı olduğu için derinlenen bir kazık kök var. Yine gövde oldukça sağlam. Başlangıçta yeşil, daha sonra sarımtırak bir renk almakta. Yaprakları yine dikenli ve dikensiz fonlar olduğunu söylemiştik. Elipsoid yapıda yapraklar var. Çiçek yapısı tabla şeklinde, ayçiçeğinde olduğu gibi. Yine alt kısımda koruyucu bıraktı yaprakları. Orta kısımda da felçli çiçekler var. Yani burada tabii steril çiçekler yok. Yine döllenmesi büyük ölçüde kendine ama yine %20-30 civarında yabancı döllenme de gözükebiliyor. Böcek yoğunluğuna bağlı olarak özellikle arı popülasyonuna. Döllenmeden sonra tohum oluşuyor. Tohumları beyaz renkli. Yağlık ayçiçeğine benziyor ama daha beyaz renkli burada. Daha kalın kabuklu bir bitki. Genelde 20 derece güney, 40 derece kuzey enlemleri arasında yetişebilmekte ve 1000 metrenin üzerinde tohum verimi düşüyor. Yine Kozda'da olduğu gibi eğer kışa rozet halinde girerse eksi 7'ye kadar dayanıyor. Onun için Trakya, Marmara gibi bölgelerde kışlık ekmek mümkün aspiri bitkisini. Yine 15 Eylül, 15 Ekim arasında ekip kışa 5-6 yapraklı rozet döneminde sokarak bu şekilde kışlık ekimlerden yüksek verimler alınıyor. Trakya'da, Marmara'da özellikle. Ama tabii kışın sert geçtiği yerlerde yazlık ekim yapmak gerekiyor. Yine derin profilli, iyi derene olmuş topraklardan hoşlanıyor. Çok ağır kirli topraklar, sulanan topraklar aspirin için uygun değil. Yine tahıllarla ve baklagillerle ekim nöbetine giriyor. Yine baktığımızda kuru koşullarda dekara 6-8 kilo azot, 4-6 kilo fosfor etkili madde olarak uygulanıyor. Sulu koşullarda 12-15 kiloya kadar çıkartılıyor azot dozu. Burada yine sonbaharda derin sürüm. Yine kışlık ekeceksek tabii 15 Eylül 15 Ekim arasında ekimleri yapmamız gerekiyor. Yazlık ekimde de ilkbaharda mümkün olan en erken tarihte yine diskoda tırmıkla ekim yatağını hazırladıktan sonra ekimler yapılıyor. Bölgelerde kışın sert geçme durumuna göre 15 Şubat'ta başlıyor yazlık ekimler. İşte 15 Şubat, 15 Mart. Daha sert geçen yerlerde 15 Mart, 15 Nisan arası ekimler, yazlık ekimler yapılıyor. Yine Aspir'de de önceleri 50-60 santim bir geniş sıra arası mesafesi uygulanırken günümüzde Kozada olduğu gibi 17,5-20 santime artık ekimler yapılıyor tahıl mibzelleriyle. Bu şekilde yabancı otların daha erken dönemde bastırılması sağlanıyor. Ve tohumlar 1000 tane alanına bağlı olarak 3-6 kilo dekara tohumluk kullanılmakta. Ekimlerini de 3-5 santim olarak alınmakta. Yine tahıl mibzeyle sık ekim yaptığımızda yabancı otlar herbisitlerle kontrol ediliyor. Kışlık ekimde dediğimiz gibi sulamaya gerek yok ama yazlık ekimlerde yine tohum doldurma döneminde sulama yapılırsa verimi olumlu etki yapmakta. Yine aspir bitkisinde de tüm bitkideki yapraklar kuruyup nem oranı %10'a düştüğünde biçer döver lazım yapıyoruz. Aspirde tane dökme probleminin olmaması bir avantaj. Hasatta büyük bir avantaj sağlıyor bize. Bu şekilde dekara sulama yapılmadığı durumlarda 100 ila 200 kilo arasında tohum verimi alınmakta. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi soru ve katkı varsa tabii onları alabiliriz. Hocam, paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Paylaşımlarınızı gerçekleştirdiğiniz sırada sorularımız geldi. Ben hemen sizinle hızlı bir şekilde onları paylaşayım. Tamam.
Uğur Arslan soruyu yöneltmiş hocam. Hocam öncelikle eğitim için çok teşekkür ederiz. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan soya GDO'lu mu ve çok açığımız olmasına rağmen neden üretimi fazla yapılamıyor demiş. Evet. Şimdi ülkemizde tabii Türkiye'deki mevzuat gereği GDO'lu soya tarımı yasak. Türkiye'deki tarım yapılan soyalar GDO'suz soyalar. Ve bu aslında bize bir avantaj sağlıyor. Çünkü dünyada hakim olan büyük üretici ülkeler GDO'lu soya üretiyorlar. Dolayısıyla biz az miktarda üretmemize rağmen, 140-150 bin ton üretmemize rağmen bunun önemli bir miktarını da ihraç ediyoruz. Çünkü GDO'suz soya ürettiğimiz için bunun dünyada tabii belli bir alıcısı var. Türkiye'de soya niye gelişmiyor dediğimizde ana ürün koşullarında yani ilkbahardan Nisan gibi ekimleri yaptığımız durumlarda soyanın mısır gibi, pamuk gibi ciddi rakipleri var. Ve Türkiye'deki sulu alanlar sınırlı. Dolayısıyla bu alanlarda diğer ürünlere rekabet edebilmesi için tabii fiyat olarak soyaya bir avantaj sağlanması gerekiyor. Yani çiftçi hesabını yapıyor. Hangi üründen daha çok para kazanacaksa onu ekme yoluna gidiyor. Tabii soya da aslında bütün tarla bitkileri için geçerli. Mutlaka geniş alanlarda tamamen makinalı tarım yaparak maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Küçük alanlarda yüksek maliyetlerle tabii çiftçinin bu şekilde rekabet etme şansı olmuyor. Ve dolayısıyla Türkiye'de ancak ikinci ürün koşullarında soya ekim alanı şansı bulabiliyor. Yani çiftçi bir buğdaydan para kazanıyor. Ondan sonra buğdaydan sonra hemen soya ekip ikinci bir defa ektiğinde güneyde, Ege'de ve Çukurova'da ancak bu şekilde şu anda soya tercih ediliyor. Hocam cevabınız için çok teşekkür ederiz. Uğur Bey'e de çok teşekkür ederiz sorusu için. Yine bir sorumuz geldi. Cihangir Vardar. Ağzınıza sağlık hocam. Sayenizde güzel bilgiler öğrendik. Hocam ayçiçeğinde yaprak gübreleri ne zaman uygulanmalıdır? İkinci sorum olarak da ayçiçeğinde yağ oranını nasıl arttırabiliriz? Kendisine sorusu için çok teşekkür ederim. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii yaprak gübreleri genelde bitkinin sapa kalktığı ilkbahardaki hızlı gelişim döneminde uygulanması gerekiyor. Yani Mayıs sonu, Haziran gibi Mayıs ortası, Mayıs sonuna doğru uygulanması gerekiyor. Bir ya da iki uygulama şeklinde. Yağ oranını arttırmak için de özellikle biraz daha tabii toprağın pH'sı uygunsa kükürt içerikli amonyum sülfat türü gübreleri tercih etmek gerekiyor. Bu tür gübreler biraz daha yağ oranını arttırıcı etki yapmakta. Tabii bir de genetik olarak yağ oranı yüksek çeşitleri tercih etmemiz lazım. Yani baştan çeşit tercihini çok iyi yapmamız lazım. Çünkü yağ oranı %40-45 olan çeşitler var. Artık günümüzde yağ oranı %50'ye varan çeşitler var. İyi bir çeşit tercihi yaptıktan sonra da tabii bu çeşidin istediği bitki besleme uygulamalarını doğru ve zamanında yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi de Melis Hanım'ın bir sorusu var. Şu şekilde yöneltmiş. Hocam ülkemizde yağlı tohum kırma kapasitesi ve işleme kapasitesi arasında farklılıklar var. Altlık kapasite mevcut. Bu sorunun çözümü için kırsal kalkınma destekleri sizce yeterli mi? Bunun dışında neler yapılabilir demiş. Evet. Yani burada tabii bu kapasitenin kullanımı tamamen ham maddenin fazla üretilmesiyle alakalı. Dolayısıyla Türkiye'de bizim yağlı tohum üretim kapasitemizi mutlaka arttırmamız gerekiyor. Şu anda ürettiğimiz yetersiz. İthalatta da devletin özellikle ham yağdan daha çok yağlı tohum olarak ithalatı teşvik etmesi gerekiyor. Bu şekilde en azından kendimiz üretemezsek bile ithal tohum alarak bu tesislerdeki atıl kapasiteyi değerlendirebiliriz diye düşünürüz. Ama buradaki kalıcı çözüm mutlaka bizim ne yapıp yapıp yağlı tohumların üretimini arttırmamız gerekiyor. Yani ayçiçeğin yanına mutlaka alternatif işte aspir gibi, kolza gibi, diğer soya gibi bitkileri mutlaka eklememiz gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Bu arada Cihangir Bey cevabınız için çok teşekkür etmiş size. Onu da ileteyim. Biz teşekkür ederiz. Cenk Bey'in bir sorusu var.
Demiş ki hocam ülkemizdeki enflasyonun farkındayım. Fakat yağda her geçen gün daha fazla bir artışla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun nedeni üretimin azlığı mı yoksa ithalat mı? İkisi de aslında cevap. Yani ürettiğimiz maalesef kendi kendimize yetmiyor ve ithalata dayalı bir yağ endüstrisi söz konusu. Öyle olunca da tabii döviz fiyatlarında artış otomatikman maliyetlere, o da tüketici fiyatlarına yansıyor. Bunun da yine çözümü üretimden geçiyor. Yerli üretim arttırmaktan geçiyor. Başka çaremiz yok. Sanırım hocam teşekkür ederim öncelikle cevabınız için. Verdiğiniz her cevapta ortak noktayı üretimle birleştiğini Evet, görüyorum. evet, evet. Her koşulda ve ne olursa olsun özellikle de bir tarım ülkesi olarak mutlaka üretim yapmamız Evet, gerektiğini evet. anlıyorum. Sanırım her sorumuzun cevabı da buna çıkacak gibi duruyor. Aynen. Yani zaten ülkemizin kronik sorunu enflasyonu da çözüm üretim. Yani Kesinlikle. üretim, çünkü arz yetersiz, talep fazla olunca enflasyon ister istemez oluyor. Mutlaka bizim üretimi arttırmamız lazım. Başka çözümümüz yok. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederiz. Evren Bey'in bir sorusu var. Hocam Evren Bey de dökme yağ ile hatta şöyle sormuş soruyor. Hocam dökme yağ hakkındaki düşünceleriniz nelerdir demiş. Altında da açıklama olarak işte dökme yağ kullanılmasının asit oranını yükselttiğini ve dolayısıyla da kalitesiz yağların gönderildiğini, bunun tahrişe neden olduğunu söylemiş. Bu yüzden sizden dökme yağ hakkında birazcık bilgi istemiş. Dökme yağ kullanımı. Yani dökme yağ, tabii burada tabii yağın özellikle kalitesi daha önemli. Yani hangi bitkinin, hangi tohumun yağı olduğu önemli. Örneğin yağ kalitesi yüksek olan yağlar işte ayçiçek yağı, soya yağı, tabii zeytinyağı en başta, ama bizim yağlı tohumlar açısından düşündüğümüzde kolza yağı. Ama mesela bir palm yağını aldığınızda palm yağının kalitesi zaten düşük. Yani burada yağın üretildiği bitki çok önemli yağ kalitesi açısından. Bir de bunun tabii işleme teknolojisi, rafinasyonu da çok önemli. Dolayısıyla yağ kalitesi yüksek olan bitkilerin yağını kullandığımızda ve rafinasyon yaptığımızda kaliteli bir yağ elde etmiş oluyoruz. Ama başlangıçta zaten palm gibi düşük kaliteli bir yağ varsa elimizde, zaten o ne yaparsanız yapalım düşük kaliteli olacaktır. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Bu akşamlık sorularımız bu kadardı hocam. Verdiğiniz cevaplar, bize kattığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Akıcı, potansiyeli yüksek ve enerjisi mükemmel bir eğitimdi benim için. Çok sağ olun. Ben Enerji. teşekkür ederim Serhat Bey. Size ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Onlar da sizlere çok çok teşekkür ediyorlar hocam. Cevaplarını da iletmiş olayım. Bir iki tane açıklamam var. Birincisi, şimdi bir anket yayınlayacağım. Bu anketi katılımcılarımızdan cevaplamalarını istiyorum. Bir de siz seminerin başında zaten bahsettiğiniz yarın 10 Kasım. Ben de tekrar iletmek isterim. Hem katılımcılarımız hem sizlerle birlikte. Bu onda Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ve kendisine saygı, minnet ve özlemle andığımızı belirtmek isterim. Aynen. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah bir sonraki BTBR Akademi eğitiminde tekrar görüşmek üzere diliyorum. İnşallah, Kendinize inşallah. çok çok iyi bakın hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun, çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ Görüşmek olun hocam. Görüşmek üzere. Sağ üzere. olun.